ve değerli Kanal T farkındayız izleyenleri. Bugün sizlerle birlikte, her hafta ben yalnız gidiyordum, yalnız buluşuyordum konuklarımla. Bugün sizlerle birlikte Yeşil Yurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi'ne uğradık ve sizler için güzel bir program çekmeye çalışacağız. Ben inanıyorum ki bir oluşumda, bir kurumda, kuruluşta veya şirketlerde bile, devletlerde bile paylaşım oluyorsa, birlikte iş yapma, yani teamwork oluyorsa, o yerin başarısı teamwork'ü yaşamayanların aksine daha güzel, daha olumlu ve daha verimli bir örgüt, bir kurum, kuruluş, okul her neyse daha güzel ilerliyor. Bugün bu teamwork'ün çok güzel çalıştığı bir merkezde, Yeşil Yurt Eğitim Merkezi'ndeyiz, Özel Eğitim Merkezi'ndeyiz. Ve buradaki teamwork'ün o kadar güzel çalıştığını gördüm ki, birçok derneklerde, okullarda, oluşumlarda bulundum. Ama buradaki teamwork'in özelliğini nasıl anlatacağımın kelimelerini bile seçemiyorum. Gerçekten toplumumuza, insanımıza, özel öğrencilerimize çok güzel hizmet veren bir merkez. Ben bütünüyle burada hizmet veren herkesi kutluyorum ve özellikle bu bağlamda çok büyük emekler veren sevgili Esma İnekçi'yi kutluyorum özel olarak. Kendisi çok değerli bir eğitmen, çok değerli bir idareci, yönetici. Burada koordine herkesin elinde, idare herkesin elinde, yapılacak bir şey herkesin elinde. Yani ben bunu yapacağım, bu işi bitirdim, artık benim görevim yok denmiyor. Mehtap Dizdar aynı şekilde. O da kendisi teknoloji ve tasarım öğretmeni. Kısa bir süre burada çalışıyor, burada bulunuyor ama o kadar çok güzel bir iletişim içindedirler ki sanki bir şarkı var, 40 yıllık dost gibiyiz şarkısını anımsattı bana. 2 yıl oldu Mehtap Hanım deyince, ikinci yılın içerisinde ama o kadar güzel bir adapte olmuş, o kadar güzel bir iletişim kurmuş ki herkesle. Gerçekten gıpta edilecek, kıskanılacak demiyorum, gıpta edilecek, örnek alınacak bir kuruluş. Evet, sevgili Esma İneci'yi biraz tanıyalım. Gerçi daha önce program yapmıştık sevgili Esma ile. Ama biraz daha tanıma şansını yakalayalım bu ikinci programımızda. O birazcık daha böyle benim hobimle ilgiliydi, neyimle ilgiliydi. Bu da bugün çalıştığımız kurumla alakalı ve güzel bir program olacak, öyle hissediyorum. Bizi bu programa davet ettiğiniz için ve bize burada olma fırsatını verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ben kimim? Öylesine bir insanım aslında baktığımızda herkes gibi. Marmara Üniversitesi'nde özel eğitim bölümünden mezun oldum. Adaya geldim, 20 yaşındaydım o zaman. Geldikten sonra 6 aylık bir kaynak sınıf öğretmenliği dönemim oldu. Sonra da Lefke bölgesinde bu güzel bir Şirin Okulu'da bu okulun açılmasından, kuruluşundan birçok her yerine dokunuşundan da bahsetmek istiyorum. Her bir yerinde izlenimim olduğunu söyleyebilirim. Bunu yaparken hiç bugünler olacak mı aklımızın ucundan bile geçmezdi. Yani bu bahsettiğim size 2007 yılından bahsediyorum. Açılışı 2007 yılında yapıldı. Bugün 2022 yılındayız. Ne mutlu ki bize... Ve bu açılışta ilk sizsiniz. Evet. Açılış temel taş. Temel taşlarından temel. Biriyim. Evet. Küçük bir kadroyla başlayıp bugün 8 kişilik bir kadromuzun olması bizim için çok gurur verici bir durum. Hep şunu söylerim. Her yerde çalışabilirsiniz ama çalıştığınız yer sizin hayatınızın bir parçası. Oraya ayaklarınız geri geri gidiyorsa hiçbir anlamı yok hayatınız için. Çünkü siz saatin dolmasını bekliyorsunuz. Ama burası öyle bir yer değil. Ve hep şunu söylerdim. Ben burada mutlu muyum?
Çalışanlarımız burada mutlu mu? Biz burada gerçekten doğru bir iş yapıyor muyuz? Saygının olduğu yerde, sevginin olduğu yerde akademik bilgi de canlanır ve işler daha kolay ve daha iyi ilerler ve projeler de çok güzel işler. Buna inananlardan biriyim. Esma Yeci adaya döndü, ne yaptı? Geldi. Birçok projelerde bulundu, birçok çalışmalarda bulundu. Hep okulu ön planda tutarak hep okul için çalıştı. Hep hizmet için buradaydı. Ben sadece isim olarak var, yani benim sadece ismim var. Aslında benim asıl vasfi görevim özel gereksinimli çocukların sesi olmaktı ve onları bulunduğu ortamdan ya var olan durumlarını korumak ya da var olan durumların üzerine daha fazlasını ekleyerek onları hayata daha iyi bir şekilde adapte olmalarını sağlamaktı. Budur bizim birinci görevimiz. Ama bunu iştahla yaparsak bu ekstra bizim için bir ekstra bir yatırımdır hayatımız içinde. Ben iştahla yapma kısmını daha çok önemsiyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde, kadrom da aynı şekilde. Böyle şeyler yapıyoruz okulumuzda. Özel eğitim olması, özel gelişimciler olması işlerin daha farklı ilerleyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü biz dışarıdaki normal bir insan nasıl davranıyorsak özel gereksinimli çocuğa da aynı şekilde davranmalıyız. Bir fark olmamalı. Mutlaka. Öyle değil mi? Hani ben işte özel eğitim okullarına farklı davranmayayım diyemiyorum. Genel herkes de şunu söylüyoruz. Normal bir kişi nasıl davranıyorsak biz de aynı şekilde davranalım. Bize bu fırsatı verin, biz de yolumuzu, önümüzü görebilirim diyoruz. Ve çocuklara da öğrettiğimiz bu. Birçok projelerde bulunduk, birçok çalışmalar yaptık. Ufacık bir okulu daha büyütmek için hep çaba harcadık. Bunlardan bir diğer örneği de şu an içerisinde bulunduğumuz sanat atölyesidir. Sınıf eklediğimiz sınıflarımız var. Ve bu yılda 22 Ekim 2021 tarihinde açılışını, temel atma töreni gerçekleştirdiğimiz yeni bir binaya kavuşacağız. 550 metrekarelik bir bina bu binamız. Doğancı şirketi direktörleri Sayın Salih Tabak ve Sayın Oktay Önder sponsorluğunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımız tarafından protokol imzalanarak temel atma törenimiz gerçekleşti ve temel atma töreninden sonra şu an inşaatımız tüm hızıyla devam etmekte. Ne olacak inşaat bittiğinde? 550 metrekarelik bir alanda bizde 4 tane yeni sınıf, bir öğretmenler odası, bir kafeterya, bir mutfak, bir çocukların içerisinde kendi atölye çalışmalarını yürütecekleri, daha fazla atölyemizi yer açacağımız birçok amaçlı bir odamız olacak ve bunun gibi odalarla donatılımı da sağladıktan sonra tek şey, çocuklar sınırlı, kısıtlı çalışmaları yapıyor şu anda. Evet. Yeni binanıza geçtiğiniz zaman çocuklarımız da, eğitimcilerimiz de, çalışanlarımız da daha bir rahat evet. olacaklar. Daha bir olanaklara sahip kesinlikle. Olacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani eğitimin kalitesini bu şekilde artırmış olacağız. Hem binamız var olan şu an içinde bulunduğumuz binamız da işlerini devam edecek sürdürmeye, hem de diğer binamız da ve biz böylelikle daha fazla çocuğa hizmet edeceğiz. Okulumuz Lefke ve Güzellik bölgesine hizmet ediyor. Ulaşımımız evlerden çocukları alıyoruz refakatçi eşliğinde ve okula getiriliyor. Saat sabah saatlerinde biz hizmet veriyoruz çocuklarımıza. Ve 4-18 yaş aralığındaki tüm özel gereksinimli bireylere ve çocuklara hizmetimiz burada devam etmekte. Biz burada kaç kişiyiz? Evet, bugün burada Mehtap Hoca ve ben varım ama biz sadece burada 2 kişi değiliz. Bizim arkamızda bir ordu var. Bu ordu nelerdir? Bizim 21 tane öğrencimizdir. Bizim 21 öğrencimizin 21 ailesi. Bizim 2 tane okulda hizmetlimiz. Aynı zamanda Lefke ve Güzellik bölgesine servis sağlayan 2 refakatçimiz, 2 şoförümüz. Aynı zamanda benim dışımda 7 tane öğretmenim ve bu öğretmenlerimden bir tanesi de okulumuzda gönüllü çalışan İslam hocamızdır. Ve 5 sınıfımız. Biz bu kadar geniş ve büyük bir aileyiz. Temsilen de buradayız. Evet, yeni bina yapıldığı zaman kaliteli eğitim daha fazla. Kalitesini artırmış olacağız. Sınıf sayımız artacak. Verdiğimiz hizmetin kalitesini daha iyi bir hale getireceğiz. Öğretmen sayımız artacak ve bölgelere verdiğimiz hizmetin de kalitesini aslında artırmış olacağız. Evet, bu yeni binayla ilgili yapılan çalışmaydı. Her yıl bir proje, her yıl yeni bir yeni katmak için aslında hep çabamız bu. Pandemi bize artısı eksisi ne oldu diye düşününce aslında biz pandemiyi birazcık da artıya çevirdik diyebiliriz. Bu çevirdiğimiz kısmını Mehtap Hocamız
daha sonra anlatacak. Evet. Tasarım hayatta çok önemli diye düşünüyorum. Sizin de bu bölümü seçiminizde herhalde bir neden vardır evet. diye hesaplıyorum. Çünkü hesaplamadan yürümenin tehlikelerini biliyorum. Hesapsız kitap yarı yoldan dönermiş derler. Yani aynen, kitap aynen. tamamlanmaz. Şimdi Mehtap Hanım'ı da bir dinleyelim bakalım. Kısa bir özgeçmişini. Neden burada olduğunu. Tabii Türkiye'nin ki. Hangi bölgesindensiniz? Ankara. Ankara'dan. Ankara'dan en çok geldim. Sevdiğim şehir. Hep çoğu beğenmiyor. Yani çoğu aman Ankara'da ne var? Şu an karlar altında. ben gerçekten Ankara'yı sevdiğim, ilk gittiğim şehir olabilir. İlk ziyaret ettiğim Türkiye'de şehir olabilir. O nedenle sevmiş olabilirim ama gerçekten çok düzenli bir şehrimiz. Evet, aynen öyle. Ankara'dan hoş geldiniz. Ne güzel bizlerle birliktesiniz. Biz de Londra'dan çıkıp geldik. Az önce Esma Hanım dedi ki güzel bir timimiz, güzel bir organize şeklimiz var. Evet. Biz de o organize şeklinin içine girmiş olduk Kanal T olarak. Evet. Sizlerin arkasında, sizlerin yanında, sizlerin önünde her zaman yürümeye bizler de hazırız. Bunu da bir söz vermiş olalım. Ne güzel, ne mutlu ki biz. Evet Mehtap Hanım, sizi dinleyelim. Evet, ben de işte dediğim gibi Ankara'dan buraya Türkiye'den görevli olarak geldim. Burada da ikinci yılım Kıbrıs'ta. Çok sevdim Kıbrıs'ı bu arada. Kıbrıs'ta sizi sevdi. Öyle mi oldu? Sağ olun. Teknoloji tasarım öğretmeniyim. Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum. İşte yaklaşık 14. mesleğimde 14. yılındayım. Buraya geldiğimde işte bana özel eğitim merkezinde çalışacaksın dediler. Ben tabii daha önce hiç böyle bir tecrübem yoktu açıkçası. İlk önce çok tedirgin oldum. Hani ne yapabilirim, nasıl olacak, hani bu çocuklarla iletişimi nasıl kuracağım diye düşünmüştüm ama gerçekten başlarda çok zorlandım. Yani düşündüm ne verebilirim, ne yapabilirim bu çocuklarla öğrenci ama şu anda ben çok keyifliyim. Umarım öğrencilerim de öyle keyiflidir. Burada geldik onlarla işte Esma Hocam sağ olsun güzel bir atölye kurmuş. O atölyede öğrencilerle birlikte bir şeyler üretmeye, bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Aynen biraz önce Esma Hocam da bahsetti. Burada evet ben buradayım ama evet. Bu atölyedeki diğer tüm öğretmenlerimizin inanın çok emekleri var. Her zaman yardıma gelirler, desteğe gelirler. Öğrencileriyle birlikte en az benim kadar her öğretmenimiz burada bir ürün ortaya çıkarmaya, çocuklarıyla birlikte yönlendirmeye çalışır. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum bu ekrandan. Şimdi eğitim dendiğinde veya eğitimci dendiğinde çok büyük bir yelpaze açılır önümüze. Bu yelpazeyi tamamlamak için benim kendi şahsi inancım ömrümüz yetmiyor. Evet. Çünkü bugün siz bir tasarım, teknoloji tasarım öğretmeni olarak böyle bir merkezde çalışmanız size ayrıca bir eğitim süreci yaşadınız mı ki burada çalışıyorsunuz yoksa oradan çıkıp geldiniz burada bu işi yapıyorsunuz? Aslında şöyle tabii benim eğitim formasyonum var sonuçta. Hani çok bunlara çok yabancı bir insan değilim. Bizim kendi sınıflarımızda özel öğrencilerimiz oluyordu tabii ki. De. Yani bir deneyiminiz var. Normal okullarda çalışmıştım. Ortaokullarda görev yapmıştım. Burada böyle bir deneyimim yani çok yoktu açıkçası ama şu anda artık var diyebilirim. Bu özel işleri yapmak için, hayata geçirmek için mutlaka ve mutlaka bir maddi güce ihtiyacımız var. Bir maddi imkana, olana ihtiyacımız var. Gördüğüm kadarıyla belki izleyenlerimiz bizi iyice göremiyor yaptığımız işleri. Aslında yaptığınız çok güzel işler var.
ben daha önce de geldiğimde buraya yapılan işleri o kadar çok takdir etmiştim. Hatta birkaç kez bana hediye verildi. Hı hı. Onları böyle göz önünde tutuyorum. Gittiğimde elime misafir gelenlere. Çünkü bizim orada bir merkezimiz, bir evimiz, bir kullanacağımız ofisimiz olmadığı için elimizde tutuyoruz bu verilen hediyeleri, efendim ödülleri falan. Onları misafirlerime hep söylüyorum, işte filan yerden bu geldi ve el yapısı, özellikle buradan yapılan şeyler benim için çok değerli bir anahtarlık. Mesela kapımın arkasında hemen ilk gelişte duruyor ve ilk gelen evime onu mutlaka görüyor, anlatıyorum. Diyorum ki filan yerden geldi bu. Bu maddi gücü nereden sağlıyorsunuz? Tabii ki malzemeler çok pahalı, efendim. Getirisi var, götürüsü var. Nasıl alıyor, nasıl harcıyorsunuz, kullanıyorsunuz? Evet, öncelikle tabii burada öğrencilerimizle yaptığımız ürünler sergileniyor ve sergiden elde edilen gelirle tekrar malzeme süreci. Ayrıca bağışçılarımız da var. Bir de satışlar oluyordu. Evet, tabii. Evet. Ayrıca bağışlarımız var. Tabii bağışlarımız var, sponsorlarımız var. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın sayesinde de hani onun da katkısı var. Ve yani birçok katkı bir araya gelerek aslında birleşince atölyenin sermesi falan çıkıyor. Bu temel Milli Eğitim Bakanlığı olduğu için. Tabii Milli Eğitim Kültür Bakanlığı evet, Milli Eğitim devamlı değişiyor bakanlar ama ben bu bağlamda herhangi bir bakanın herhangi bir sıkıntı yaşattığını sanmıyorum. Yok, öncelik olarak bizim okullarımıza ve ben gelmiş geçmiş bütün eğitim bakanlarımızı kutluyorum bu bağlamda. Böyle bir oluşum yoktu. 20 sene mi demedik, 15 sene mi demedik? Yani ben 2007 yılından beri bu işin içindeyim. Evet. Hiç görmedim ki biri desin ki biz hayır olmaz. Her zaman hep ön planda tutulmuştu özel eğitim ülkemizde. Evet. Her zaman ne yapılabilir, daha neler olması gerekir ve bu konuda hep dinlenildik. Yani evet. Her bakan geldiğinde hangi bakanımız olursa olsun bugüne kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Bizlere sorunlar nelerdir, nasıl geliştirebiliriz, biz bu ülkede neler yapabiliriz özel eğitim adına? Hep bunlar sorulmuş ve yerine getirilebildiği kadar getirilmişti. Yani bunun mutlaka. Bunun arkası kesilmeyecek. İhtiyaç olacak ki gelişim olsun, ilerleme devam etsin. Mutlaka. Çünkü önce iyi niyet. Kesinlikle. Sonra kesinlikle. Güzel düşünce. Kesinlikle. Sonra emek. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi sizin burada olmanız aslında bizim yaptığımız emeğin ne kadar değerli olduğunu ortaya koymak için buradasınız. Biz Metap Hoca'yla konuşup işte bu kadar ürünleri, bu kadar şey yapıyoruz ama hiç basına falan vermedik deyince siz dönüp bize bunu teklif ettiğinizde dedik basın geldi. Basın ayağı gösterecek. Basının işin içine girmesi yapılanların nasıl bir örnek teşkil etmesini gösteriyor. Hani bu okul çok iyi der ziyade kesinlikle bunu değil. Evet bu okulda bunlar yapılıyor, bu örnek olmalı. Daha neler yapabilirizin de önünü açmalı bizim için. Mutlaka, mutlaka. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. İlle bilakin ben bunu yaptım diyerek övünmek değil amaç. Amaç örnek olmak ve bir şeyin, sermayenin, nasıl ki bir iş adamı sermayesinin dönüşünü izler. Bizler de, sizler de bu bağlamda hani basın gelmiş bunu her yere yansıtmış. Şimdi siz Avustralya'da da, Amerika'da da, dünyanın her yerinde izleneceksiniz. Ve herkes takdirle sizi karşılayacak. Hatta böyle bir okulun olmadığı yerlerde böyle bir okulun açılmasına neden olacaksınız. İşlerliliğine neden olacaksınız. Bu gayet güzel bir şey. Aslında basının, ben kimseyi eleştirmiyorum, basının bu bağlamda daha çok ilgi duyması, daha çok yer verilmesi lazım. Hani bugün o bir bey eşini vurdu, çocuğunu dövdü, şu bu konularından fazla bu eğitim konularına yer verilmesi lazım aslında. Amacımız tabii ki kimseyi yermek değil ama önemli olan eğitimciler olarak da belli bir yere geldiğimizi farkına varılması gerekir. Evet, maddi gücünüzü belli yerlerden alıyorsunuz. Evet. Sponsorlarınız var mı? Var. Bunlardan birinci sponsoru Dinosollar Derneği. Teşekkür ederim. Yani sizin öncülüğünüzde tabii ki Lefkarlar Derneği ve kişisel olarak gelip sponsor olanlar var.
Lions, Design Lions'ta oldum. Bu odanın inşasını sağlayan Rotary, Cosmopolitan, yerine Cosmopolitan Rotary Kulübü oldu. Bir diğer sponsorumuz. Böyle aklıma şunları söyleyince şöyle geliyor, bir şey geliyor. Hani dünya aslında birbirine pamuk ipliğiyle bağlı. Onlar buraya açılışını yapıyor. Sizler devamlı getiriyorsunuz. Oradan başka bir şey geliyor. Hani her şey birbirine, bir pamuk ipliğiyle bağlı. Görünmez iplerle. Evet. Ben de buradan onlara teşekkür ediyorum sevgili Gültaş Abay'a. Ben 2018 yılında bu bina yapılmadan önce gelip biz size bir gazebo yapacağız. İşte çocuklar altında otursunlar. Hı-hı. Ben de dönüp peki gazebo olacak, peki bunu başka bir şey çevirebilir miyiz? Hayır dedi, yani yapamayız. O zaman düşündüm, dedim ki tamam duvar değil, tamam dedim gazebo olsun, dört bir tarafını camla yapalım dedik. Camla olsun. Ve bizim okulumuzun bir sanat atölyesine ihtiyacı var. 1 Haziran 2018 yılında Dünya Çocuk Günü'nde açılışını gerçekleştirdik. Çok özel bir bizim gündü. Bizim için çok özel bir gündü ve mekan olarak da çok güzel. Çünkü dört bir tarafı şu an içindeyiz. Evet. İnanın şu an yağmur yağıyor ve biz yağmurun yağışını izleyebiliyoruz. Yeşili görebiliyoruz, ağaçları görebiliyoruz. Yani kapalı mekanlar dışında aslında doğayla iç içe bir mekanın içerisindeyiz. Ve bu güzel atölyede üretim yapıyoruz ve üretimin olduğu yerde emek, emeğin olduğu yerde de bereket vardır, ona inanıyorum. Nasıl yapalım? Atölyeyi anlatalım mı? Tabii tabii. Atölye nasıl çalışıyor, neler yapıyoruz bu atölyenin içerisinde. Ben ilk girdiğimde çok hoşuma gitmişti. Böyle kendimi etrafa bakmaktan alıkoyamadım. Evet. Dedim ne kadar temiz, güzel bir yer. Çalışma ortamı çok güzel. Evet. Yani etrafı izleyebiliyorsunuz çalışırken. Özellikle özel öğrencilerimiz, çocuklarımızın burada huzur içinde etkinliklerini yapması. Bir de pandemi döneminde dört bir tarafı camlar açılıyor. Katlanan evet. Camlar ve hava değişik çıkış çok iyi oluyor. Camları görebiliyorsunuz. Güneş ışığı var, size yansıyor. Pozitif bir enerji var bu odada. Evet, daha haksız çocuğa. Gelirken mutlu oluyorlar. Evet. Değişik geliyor dört tarafın işte canlı olması, dışarıyı görebilme ihtimalleri ve aynı zamanda derste olmaları mektep güzel olur. Çalışmalarınız yaş grubuna göre mi oluyor? Öyleyse toplu halde her yaş grubu her etkinliğe, her çalışmaya katılabiliyor mu? Genelde aslında her çalışmaya, her çocuğu biraz da olsa katmaya çalışıyorum. Yani örneğin atıyorum bir sehpa boyama yapıyorum. Evet bunun büyük yaş grubu daha iyi yapabilir ama küçüklerin de en azından bunu deneyimlemelerini istiyorum yani. Yapsınlar, belki şu anda gözlemlesinler, şu an olmaz ama belki 1-2 sene sonra onlar da yapabilsinler diye. Yani orta noktayı biraz bulmaya çalışıyorum aslında. Evet. Çalışırken herhangi bir zorluk yaşıyor musunuz? Mesela boyayı çocuk alıp savurabilir. Veya fırçayı arkadaşının yüzüne sürebilir, boyayabilir. Yani herhangi bir zorluk, herhangi bir sıkıntı. Çok yaşamadım açıkçası ama olabiliyor. Yani ne olabiliyor? Kendi üstünü boyayabiliyor, arkadaşını boyayabiliyor. Hani öyle küçük kazalar tabii ki de yaşıyoruz ama öyle büyük problemler yaşamıyoruz genellikle. Çocuklar enerjileri çünkü iyi oluyor. Yani negatif bir enerji içerisinde olmuyorlar genelde. Benim buradaki en büyük amacım zaten buraya gelsinler ve biraz kendilerini iyi hissetsinler, mutlu olsunlar. Birinci hedefim bu. Ondan sonra yaptıkları çalışmalar, ders asıl ondan sonra başlıyor. Mutlaka şimdi çocuk konsantre olması gerekir ki bir şeyi yapabiliyor, büyükler de öyle. Hani bugün kitap okuyacağım diyoruz, biz de yaşıyoruz aynı şeyleri. Sonra hadi biraz kalsın, biraz sonra okurum, biraz sonra diyerek akşamı buluyoruz. Hadi akşam yemeği şusu bulsun. Yani o kitap okuma olayını veya bir şiir yazacağım derseniz aklınızda böyle bir proje, bir kalıp oluşur. Hadi biraz sonra yazarım dersiniz, konuyu bile unutursunuz. Yani hepimizin yaşadığı olaylar bunlar. O nedenle mutlaka ve mutlaka konsantre olmak, adapte olmak ve adapte olduğumuz gibi elimizin de koordine işlemesi, yani koordineli bir şekilde gözümüz, kulağımız, ağzımız, hani yaparken çok merak ediyorum. Çocuklar çalışırken böyle konuşmalı anlatıyorlar mı? Tabii hani şimdi bu hanım bir resim çizdiler veya bir
kutunun üzerine şey yapıştırıyorlar. Bunu ben böyle yapayım dedikleri oluyor mu? Tabii ki ya. Bu bazen çok sessiz bir ortam oluyor tabii. Böyle çıt çıkmıyor yani. Herkes full konsantre çünkü o anda. Herkes bir şey yapıyor. Bazen de şey oluyor. Geçmişe yönelik anılar canlı. Herhalde o sessizlikte öyle bir şey oluyor. İşte öğretmenim şöyle bir şey yaşamıştım ben deyip biraz ana anlatmaya başlıyorsun. Çok yüksek yapıyoruz aslında. Bir nevi belki o haliyle. Yani evet. Evet, Mehtap Hanım, Esma Hanım, güzel bir sohbetti. Ben çok böyle duygulanıyorum, hisleniyorum böyle bu konuları konuşurken. Boynumda da bugün bu çocuklarımızın ördüğü çok güzel bir atkı, çok ince bir iş ama çok güzel bir iş. Rengi de güzel, tam bana yakışan bir renk. Ama zamanımız doldu. Bir küçük veteremiz, bir atölye çalışma veteremiz olacak. Bu kısa aradan sonra, vetereden sonra yine birlikteyiz. Hiç merak etmeyin, sizi merakta bırakmayacağız. Mutlaka ve mutlaka bu bağlamda konuşacağımız çok ince, hassas konular daha var. Görüşmek üzere. Akdeniz'in incisi Kıbrıs'ın en güzel sahilinde Trikomo Long Beach'te. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek prestijli proje Vista Mare sizleri bekliyor. Havaalanına yarım saat mesafede. İhtişamlı lobisi, dünya lezzetlerinde sunan restoran ve kafeler, alışveriş merkezleri, kapalı açık spor alanları, havuzları, spa, Türk hamamı, spor ve antistres alanları, kapalı otopark, tam donanımlı güvenlik sistemleri, akıllı ev dizaynıyla otel konforunu günlük yaşamın parçası haline dönüştürüyor. Geniş ve kullanışlı daireleri ve her daireye özel teraslarıyla romantik gün doğumu ve mehtap keyfini sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlıyor. Vista Mare, hayallerinizin gerçeğe yelken açtığı yeni bir dünya. Çok sevgili ve çok değerli Kanal T Farkındayız izleyenleri. Bugün Yeşil Yurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi bizi misafir etti. Bizler bu bağlamda gerek yetkili, sorumlu öğretmenimize, gerekse diğer personele çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Evet, hayatta paylaşmak, hayatta güzel şeyler düşünmek, hayatta güzel şeylerin değerini bilmektir önemli olan. Bugün gözlemlediğim bazı şeyler beni çok derinden üzüyor. Bazen de çok mutlu oluyorum.
Geçen gün yolda giderken çok güzel bir çiçek görmüştüm. Onu görüntüleyeyim dedim. Kapısının önünü süpüren bir hanım bak dedi. İngilizler dedi ta uzaklardan geliyor dedi. Çiçeklerin değerini biliyor biz bilmiyoruz. Döndüm bir baktım. Öbür komşuda ya öyle dedi. Biz iyilip de bu çiçeğe bakmayız dedi. Bu İngiliz hanım dedi. Bunun resimlerini çekiyor. Dedim ki ben de içimden ya dedim yıllarca bana Londra'da ben Kıbrıslıyım, ben Türk'üm diye benim onları ikna etmeme, onlara vurgulamama rağmen burada beni İngiliz olarak görmeleri beni gerçekten çok üzdü. Yine bir mekandaydım, yine İngiliz misiniz diye sordular. Ben farkındayız izleyenlerine soruyorum. İngiliz'e benzer bir yanım var mı benim? Yok diyeceksiniz biliyorum. Ama gerçekten bunlar bizi üzüyor. Biz İngiltere'de yaşadığımız sürece hep Kıbrıslılığımızı savunuyoruz. Kıbrıslı olduğumuzu her yerde vurguluyoruz ve gurur duyuyoruz. Topluma sahip çıkma bile olmamaları için. Bu yaşta bile onlar için uğraşmayı göze almışken Kıbrıs'ımızda İngiliz misiniz diye sorulması beni biraz üzdü. Ama sevindiğim taraflar da oldu. Güzel merkeze geldim. Çok değerli bu merkezin sorumlu öğretmeni Esma İğneci ve öğretmenimiz Mehtap Dizar Hanım'la tanışmaktan, hatta öğrencilerle tanışmaktan keşke olanağımız olsa da o öğrencileri de sizlere yansıtabilsek ama bu biliyorsunuz belli bir prosedüre bağlı olduğu için bunu gerçekleştiremiyoruz. Öyle olsun. Güzel şeyler de yaşarız. Acı şeyler de yaşarız. Nasıl ki Morihiyan yerken yanında bir de biber yeriz, bir de soğan da yeriz. Kokusuna bakmayız, acısına bakmayız. Yeriz, yeriz. Biz de Kanal T farkındayız olarak, Londra ekibi olarak her zaman acıya da katlanacağız, tatlıya da katlanacağız diye düşünüyorum. Evet, projeler burada, bu özel eğitim merkezinde, özel iş merkezinde çok geniş. Yani bir hafta anlatsam, her gün anlatsam bitiremeyeceğim kadar çok. Bu bağlamda Gezen Atölye projesi benim çok ilgimi çekti ve çok önemli buldum. Londra'da otobüslerde kütüphane, kitap okuma kütüphane yerleri açılıyor otobüslerin içinde ve ilgi görüyor bunlar. Bana onu çağrıştırdı otobüslerde. Çocuklar giriyor mesela bir parkın yanında otobüs içi kitap dolu. Herhangi bir kitap şekli orada var. Hatta resim yapma sehpaları var, masaları var. Yani çocuk girip parktan oynadıktan sonra çıkıp o otobüste okuma zevkini veya resim çizme zevkini giderebiliyor, yaşayabiliyor. Sizin de Gezen Atölye bana onu çağrıştırdı. Bize bu Gezen Atölye ile ilgili bilgi verebilir misiniz Mehtap Hanım? Tabii ki. Şimdi atölyemizde aslında atölye içerisinde var olan atölyemizde biz örgü de yapabiliyoruz, sehpa boyama da yapabiliyoruz, işte ayraç da yaptık, bir sürü çalışmalar yaptık. Hatta ilk önce mesela örgü atölyemizden Esma Hocam daha önce başladı bu gruba, bu işi. İlk önce oğlumu anlatsın, ben Gezen Atölye'yi devam edeyim. Olur mu hocam? Mutlaka. Buyurun. Bizim okulumuzun 5 şubesi yanında 2 tane de atölyemiz bulunmaktadır. Bu 2 atölyeden bir tanesi sanat atölyemiz. Sanat atölyemizin çatısı altında da dikiş nakış atölyemiz. Dikiş nakış atölyemizde yürütücü olarak da gönüllü öğretmenimiz. Bir şey sorabilir miyim izninizle? Bu dikiş nakış atölyesinde kız erkek çocuklar ayrımı var mı? Hayır, yoksa herkes bu iş nakışa katılmak mecburiyetindedir. Kesinlikle. Bu çok güzel bir şey. Çok önemli bizim için çünkü bu proje her yıl başka bir şekilde karşımıza çıkıyor. Baba sana bir sürprizim var projesini gerçekleştirmiştik biz. Ve 8 Mart baba, sana bir sürprizim var.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Mehtap Hocam uzatır mısın? Tabii ki. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde biz baba ve baba rolünde olan tüm velilerimizi okula davet etmiştik. Evet. Bundan pandemiden önce yaptığımız bir projeydi. Evet. Bizim şöyle bir yoğurt kabımız var. Bu yoğurt kabına dil çubuklarını yerleştiriyoruz. 18 tane dil çubuğumuz var belli ölçülerde. Bu bir örgü tezgahımız. İçerisine ilmeklerimizi koyup sizin şu an gördüğünüz atkıyı örmüş oluyoruz. Bizim bu projeyi... Şu atkı, evet, yani böyle evet. Ortası delik. Evet. Yani elimi içine koysam girebilir. Aynen. Bu örülerek alt kısımdan böyle çıkıyor, size göstereyim. Uzayarak çıkıyor. Uzayarak çıkıyor. Bu projeyi ben Türkiye'de fark yaratan bir öğretmenler toplumunda orada gittim gözlemlerde, başka bir projelerde orada öğrenip buraya getirip burada daha neler yapabilirim diye. Aslında bu çok basit. Ben ilk gördüğümde dondurma deneyi zannetmiştim. Bir çubuk. Hatta aynı şekilde. Evet. Çocuklara şiş batmıyor. Evet. Çok kolay. Bununla her şey yapabiliriz. Biz bugüne kadar bunu ne yaptık? Baba sana bir sürprizim var projesini gerçekleştirdik. Bunu paketledi çocuklar. Evet. Babalara hiç söylemedik. Babaları okula davet ettik, okul bahçesine. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her çocuk paketini aldı ve gitti. Babaların, babama, sevgilerimle babalar paketleri açtılar. Çocuklar heyecan 10, 9, 8, çar, sayıyorlar. Sıfır dediğinde paketler açıldı. Babalar şokta. Bu ne? Dedik size bizim öğrencimiz öğretecek. Size örgü öğretecek. Bir tane babam şunu dedi. Rüyamda görsem bize örgü öğretecek. Örgü yaptırdığını yani inanmaz mıydı? Çocuğunun örgü öğretti. Biz erkeğiz dedi. Nasıl örgü yapacağız? Evet dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde siz örgü öreceksiniz. 2,5 saat içerisinde çok güzel atkılar ördüler kendi eşlerine. Baba rolü üstlenen annelerimiz de oldu. Onlar da ördüler. Ve bu örgü işlerini öğrencimiz öğretti. İşte bu bizim için sürdürülebilir bir proje. Bir sonraki basamağı Lefke Öncü Kadınlar Derneği'nde oradaki derneğe üye olan kişilere öğrettik. Öğrencimiz öğretti. Bu da Gezen Atölye projesinin bir ayağıydı. Bu yıl ne yaptık? Bu yılda tıpkı bu atölyede bu örgü tezgahını kullanarak ben Sayın Cumhurbaşkanı Sibel eşleri Sayın Sibel Tatar'ın bir paylaşımını gördüm. Çok etkilendim bu paylaşımında. Paylaşım şu şekildeydi. Yeni yılda öreceğiniz herhangi bir battaniye ile diz battaniyesi ile bir bakım evindeki bir yaşlımıza, dedemize, ninemize yardımda bulunalım ve katkı koyalım şeklindeydik. Ben de bireysel olarak Facebook'ta onun paylaşımının altına ben katkı koymak isterim dedim. Sonra düşününce ben bunu tek başıma yapmamalıyım bunu. Ben özel gereksinimli öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle yaparsak çok daha güzel olur. Dikiş Nakış Atölyemizin başındaki Neslihan hocamızla projemizi konuştuk ve hemen akabinde hızlı bir şekilde biz başladık. Nasıl örebiliriz dedik. Şişler kullanmadan ördüğümüz atkıları, Arifan böyle boynumdan da gösteriyorum. Şöyle uzun uzun atkılar şu tezgahta örüldü. Şöyle benim örüldükten sonra her bir atkı, şöyle gösterelim size, her bir atkı. Bunları tığla bir araya getirdik ve bir... Yani bunlar da iki katı oluyor. İki katı olarak bir dizi battaniyesi yaptık. Veya şal olarak. Şal da kullanabiliriz. Evet. Yani aldığımız başbağı tabii her şey çok teşekkür ederim. Çayınızı alın, kahvenizi alın, örgünüzü alın, dizinizi örtün ve kışınızı geçirin. Biz bunu ördük çocuklarla beraber. Daha önceki ördüğümüz o ilk projemizdi. Her bir ilmekte okulumuzun ve öğretmenlerimizin katkısı var. Çünkü hepimiz aynı anda ördük. Ördükten sonra her bir öğrencimiz, her bir öğretmenimiz bir cümle söyledi. İşte kalbimizin sıcaklığıyla örgümüzü ördük, sizin dizinizi ısıtsın. Her çocuktan bir cümle topladık, bir kelime topladık ve bunu bir mektup haline getirdik. Ve bir öğrencimiz bu mektubu yazdı. Biz mektup ve diz battaniyesiyle bunu Cumhurbaşkanlığı'na teslim ettik. Cumhurbaşkanlığı'ndan da Sayın Sibel Hanım, Cumhurbaşkanımızın eşi. Oradan Sibel Hanım'ı da kutluyoruz. Kesinlikle. Çok duyarlı bir yaşam. Çok. Çok duyarlı ve alıp bunu götürdü Kalkan Yaşam Evi'ndeki bir dedemizde ya da bir nenemizde orada bağışı yapıldı ve mektup da okundu. Bizim için çok değerli bir andı çünkü her zaman bize yardım gelir. Evet. Biz de çocuklarımıza şunu söylüyoruz, biz de yapabiliyoruz, biz de yardım etmeliyiz ve bunu aşılıyoruz. Bu birinci projemizdi. Gezen Atölye projemizi... Mehtap Hocam'a bırakmak istiyorum. Evet, ona geçmeden önce bir bağlamda ben
gerçekten çok duygulandım. Ne verirsek, ne alabilirsek. Evet. En küçük bir şey bile, örneğin bu battaniye, bu diz battaniyesi, kim bilir kaç kişilerin dizini ısıtmıştır. Evet. Ve o dizler kim bilir kaç tane çocuğa emek vermiştir. Hı hı. O eller, o dizler kaç tane çocuğumuza emek vermiştir, yönlendirilmiştir. Ben sizi bu bağlamda peşin peşin kutluyorum. Gerçekten çok duygulandım. İzleyenlerimiz de bundan örnek alarak, yani her ne yaparsak, hatta bir defasında ben öğrencilerimden birine, okulda 6 yaşında bir çocuk, dedim ki yemeğini yemezsen ben de Somali'deki çocuklara göndereceğim. O zaman dedi, herkes biraz bıraksın, daha çok gönderelim. Onu şey yaptı, evet. Çağrışım yaptı bana. Yani ne bileyim, insan ne kadar verirse, ne kadar gönülden verirse, o kadar gönülden birçok iyilikler, birçok güzellikler kendisine dönmüş olur. Evet, Gezen Atölye'ye gelelim, bakalım Gezen Atölye ne işler yapacak, ne işler yapabilir, yaptı. Evet. Gezen Atölye ile ilgili şöyle bir açıklamak istiyorum. Gezen Atölye 5 yıllık bir projedir, sürdürülebilir bir proje. Biz Gezen Atölye ile beraber çocukların atölyede yapmış olduğu çalışmaları otobüse binip normal okullarımıza gidiyorduk ve Gezen Atölye'yi bir ortak payda şeklinde kafamıza koyuyoruz. Ve her iki çocuğun kaynaşmasını sağlayan bir ortam oluşturuyor aslında Gezen Atölye. Çocuk bileklik mi yapmayı biliyor bizim özel gelişimli çocuğumuz? O zaman Nefkesi'den ilkokuluna gidip oradaki bir arkadaşına Gezen Atölye sayesinde bileklik yapmayı öğretiyor. Yani toplumdaki farklılıkları bu şekilde bütünleştirerek daha iyi aşacağımızı düşündük ve ortak bir paydadır bizim için Gezen Atölye. Biz toplam 6-7 yıldır bir sergi düzenliyoruz ve bu sergi kapalı çarşıda oluyordu. Güzel bir kapalı çarşıda. 3 gün sürüyor ve bölgedeki tüm okulların ziyaret ettiği bir sergi. Ve interaktif bir sergiydi. Çocuklar orada yaptıklarını, burada yaptıklarını, atölyede yaptıklarını gidip sergide de yapıyorlardı. 500'e yakın bir izleyicisi, davetlisi oldu. Tabii pandemi gelince 2019 yılından sonra biz artık ne yapabiliriz? Cüneyt Hoca geldi, pandemiye denk geldi, sergi olacak mı, ne yapacağız? Tam o noktada aklımıza bir fikir geldi. Ve bu fikri, evet, Gezen Atölye'nin isminde ve sloganımızda Mete Hocam, farkındalık en büyük adımdır. Farkındalığın biz de farkındayız. Evet. Aynen. Bundan sonrasını Mete Hocam bırakıyorum. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde büyük bir adım atmak istedik. Evet. Ve bu adımı... Bir anlatırız Esma Hocam. Aynen öyle. Mete Hocam ben sözü bırakıyorum. Mete Hocam da sözümüz. Esma Hocam da söyledi gibi. Ben buraya geldim, Kıbrıs'a geldiğimde işte pandemi nedeniyle hani biz bir yere gidemiyoruz, diğer öğrenciler bize gelemiyor. Çok güzel bir güne rastladı gelmeniz, zaman rastladı. Biz de şimdi atölyemiz açıkçası bir sürü ürünler çıkmaya başladı. Hani pandemi oldu ama biz eğitim öğretime devam ettik. Çocuklar çalıştı. Bir sürü ürünler yaptık. İşte ahşap boyamalar, kutular yaptık. Böyle ayraçlar, kitap ayraçları. Bunlar da çok enteresan. Kitap ayraçları yaptık. Onun püskülleri mesela atık malzemelerden püsküller çok yaparak değerlendirdik. Evet. Atık iplerden hiçbir mesela. Hiçbir şey yapılmasın diyorsunuz. Evet. Her şeyi değerlendiriyoruz. Her şeyi değerlendirmeye çok güzel. Bir sürü ürün birlikte. Biz bunlar peki ne yapabiliriz dedik. O zaman da hani biz öğrencilere gidemiyoruz diğer okullara. Onlar gelemiyor çünkü sergi açamıyoruz. Bir şekilde o zaman Gezen Atölye ile bölgemizdeki tüm okullara yaptığımız çalışmaları ulaştırabiliriz diye düşündük. Evet. Her okula küçük küçük kutular hazırladık. Hı-hı. 18 okulla birlikte çalıştık bu çalışmada. Her okula küçük bir kutu. Bu kutunun içerisinde... Bu 18 okul, diğer köyler, kasabalar... Güzellik ve Lefke bölgesindeki anaokulundan liseye kadar aşağı yukarı tüm okullarımız vardı. Hepsine küçük birer koli hazırladık. İçerisine işte okullarında sergi açmalarına yönelik bir yönerge koyduk. Yani 18 okulda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde her okulda küçük bir sergi açtık. Belki bir masayı doldurdu ama zaten bizim amacımız orada sadece var olmaktı esasında. Her okul kendi sergisini açtı, aynı anda açıldı.
kolimiz küçük bir koliydi. Dediğim gibi içerisinde yaptığımız ayraçlar vardı. Öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız. İşte seramik çalışmalarımız vardı. Ahşap çalışmalarımız. Bu atkılarımızdan vardı aynen. Mesela. Bunlar çok enteresan. Evet, atkılarımızdan vardı. Bir kol hazırladık. Orada öğrencilerimiz sergiyi işte açtılar. Daha sonra aynı zamanda onlara videolar gönderdik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle. Hem videolar izlediler. Yani çünkü bu sadece sergi açmak çocuklarda herhangi bir farkındalık oluşturmaz. Videoları nasıl bir grup kurduk. Evet. Okullarla bir grup siz kurduk. Siz vallahi arı gibi böyle bir aynen öyle. Çok kısa sürede çok büyük bir çalışmaydı. Evet. Videoları yorucuydu bizim için ama videoları sadece biz değil okuldaki 7 öğretmenin gözüyle videolar seçildi. Aynen tüm öğretmenlerimiz hani oturduk izledik. İzledik video seçtik. Tüm öğretmen hani bu çocuk işte ilkokul öğrencilerine bu videoları, lise öğrencilerine bu videoları gönderelim dedik. Herkes işte baktı, izledi, karar verdik, videolarımızı gönderdik. Yani okulda şöyle bir etkinlik olmuş oldu. İlk önce çocuklar videoları izlediler. Bugün nedir? Burada bir özel gereksinim çocuklar vardı. Onlar kimlerdir? Biz kimiz dedik. Evet, biz kimiz şeklinde. Onları şimdi izlediler. İsterim. Şimdi insan bir şiir yazar, bir hikaye, öykü yazar, bir program yapar veya bir video çeker. Mesela portakal toplarken, ondan sonra izlerken değişik bir şey düşünür. Der ya bunu böyle yapsam, ya böyle yapsaydım daha iyi olurdu. Bu videoları izlerken neler hissetti? Çocuklar, yani bunun farkında mısınız veya bir tutanak var mı? Şöyle geri dönüp tefalmaya gittiğim zaman okullarda çok evet. Etkilendiklerini evet. Dile getirdiler. Bir de bugüne kadar 3 Aralık Dünya İngeller Günü'yle ilgili bütün bölge okulları birbirlerine... Bir anda çalıştı, herhalde başka bir zaman evet, olmamış. Bu kadar, hepsi şaşırdı aslında ve herkes, aa şu okulda şu yapıldı, şöyle bir farkındalık oldu. Aslında biz tam 3 Aralık Dünya İngeller Günü'nde İki bölgeye de çok büyük bir farkındalık yaratmak için bir adım attık ve bu projeye destek olan tüm bölge okul yöneticileri ve öğretmenlere çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. Yani biz aslında küçük bir ateş yaktık, evet. Onlar büyüttüler. Yani kimisi engelli... Otoparkı yaptı, eskiler, ilkokulu, evet. Engelli tuvalet yapanlar oldu. Şehit Örgüt Ortaokulu'nda kompozisyon yaşması düzenlendi. Evet. Kendileri de şeref kattılar. Kendileri de kattılar. Sadece bize bırakmadılar. Tabii kendileri de çok. Bu bizim için çok ama böyle hani derse gidip okulları ziyaret ettiğimizde her bir okulu tek tek ziyaret ettik. Her bir okula gittik, her bir okulda bulunduk. Çocuklarımız her bir okulda oldu. Yani çocukları oralara götüremedik. Ha, bu fikri bize pandemi sayesinde evet, evet. Aslında biz pandemi bir şekilde fırsata çevirdik. Ve insanların aklındaki o düşünce yapısına evet bakın hep beraber birlikte çalışırsak aslında neler başarabiliriz. Biz okullara çok teşekkür ediyoruz. Siz şunu vurguladınız tüm topluma, tüm dünyaya. Yani pandemi bizi kapattı ama biz yine üretmeye devam ettik. Yani etkileşimimiz yani devam etti. Mutlaka, evet. Mutlaka dünyaya evet. Çok mesaj vermeliyiz. Evet. Yani bu dünyada tek görülen bir şey değil ama çok önemli görülen bir şeydir. Önemsenen bir şeydir. Proje çok hızlı yazıldı. Evet. Ya proje aslında hatta yaparken yazıldı. Biz evet. Yaptık ve devamını getirdik. Yani evet. Yaparken bunu da yapalım diye eklem yaptık. İşte bunu da, hatta biz de mesela biraz önce söylemiştim her okula bir koli gönderdik. Daha sonra arayan okullar oldu. Her öğrenci ulaşamadı, bir şeyler alamadı. Bize tekrar bir koli daha gönderir misiniz dediler. O çok güzel evet. Bir şey. Aynen. İkinci koliyi yaptık, gönderdik. Talep oldu. Ama biz mesela şunu düşün. Yani biz mesela yaptığımız bütün eşyaları kocaman büyük bir koliye koyar. İki okulla bu işi tamamlar. Aslında evet. Bizim amacımız burada iki okul değil. Bizim amacımız bir ağ gibi ne kadar çok okula, ne kadar çok çocuğa ulaşırsak bu önemlidir. Bu çalışmada ortak WhatsApp grubunda hem yöneticiler hem de öğretmenler oldu. Evet. Okullarda çalışan. Şöyle pandemiden dolayı aile nedeniyle çok alamadık. Evet, aileyi çağıramıyoruz. Diğer okullar var bir şekilde. Ama bütün okullar bize kapılarını açtılar ve gerçekten bizi bağrına bastılar diyebiliriz. Çok güzel bir şey bu. Paylaşım çok önemli. Bir de destek.
bazı durumlarda örneğin bir okul bir şey yapar, hı-hı, diğeri yok onun yaptığını yapmayın ben başka bir şey. Ama onun yaptığını da yap da kendi fikrini, hı-hı, de ortaya koy. Kendi yaptığın şeyi de sergile. Ya tabii önemli olan aslında. Tabii. Başka bir şeyle. Evet. Ama bizim amacımız da şuydu. Evet gitsin malzemeler okulda sergilensin. Aynı anda bir ay koyduk projeye. Bir ay sürdürülebilirliği, hı-hı, için bir ay süre verdik. Önce dedik videolar izlenince. Evet. Ya o çok önemli. Biz kimiz? Görsel olarak sunuyorsunuz. Evet. Ve duyuluyor yani, hı-hı, konuşmalı oluyor bu, evet, videolar. Evet ama bu videolar YouTube'da izlenilmiş ve ödül almış kısa filmler, TEDx konuşmaları, motivasyon konuşmaları ve özel gereksinimi olan bireylerin, kişilerin videolarıydı. Ve bunların bazı animasyon şeklindeydi ve biz bunları alıp işte ilkokul düzeyi bu video, ortaokul bu video, hatta diğer okullardan da bize mesela Semerköy okulundan işte hocam şu filmi de izletebilirler. Yani aslında onlara bir ışık, evet, oldu, bir yol oldu. Hmm. Videolar izlenerek üç aralık dünya yerlerinin farkına varıldı. Sonrasında videolar izledik. Sonra sergiye gidip çocuklar işte oradan yani aslında biz şey düşündük. Yani burada mesela ilkokul öğrencimiz de ve her çocuğun hani maddi durumu iyi olabilir, olmayabilir. Çok küçük cüzi miktarlarda bir şeyler yapan. Hani maksat orada gidip oradan küçük de olsa şu ayrıcı alabilsin. Evet. Evet. Yani şu alabilsin. Hani, hep her çocuk bir şey alırsa belki onun anı olarak kalabilir onda ve, hı-hı, onu, hı-hı, etkileyebilir diye düşündük. Hı-hı. Yani amacımız aslında buydu yani. Hı-hı. Ve yapabildiğimizi göstermek aslında. Aynen. Yani çocuklarımız engelli olsa dahi o bir farklılıktı, bir zenginlik mutlaka, olduğunu gösterebilmek aslında. Şimdi ben yapamam deyip biz de İngiltere'de bir kitap dağıtma projesi hazırlamıştık. Derneğimize gelen, Limasonlular Derneği'ne gelen herkese ne yaşta olursa olsun ki de kızım ben okuyamam. Bir şey değil sana kızın okur veya oğlun, hı, veya torunun okur diyerek herkese birer kitap her hafta kitap dağıttık. Koşul şu, okuduğun kitabı bana gelen hafta anlatacaksın. Hı. Yani okuma alışkanlığını kazandırmak için. Hı. Çünkü biz burada da aynı şey vardır. Çünkü yıllarca burada da ben birçok sosyal derneklerde, hı, sosyal oluşumlarda bulundum. Okuyan bir toplum değiliz. Yani okumayı sevmiyoruz. Evet. Gazete bile evimize zor alıyoruz. Hı hı. Gazeteleri yığın yığın görüyoruz, dağınıyor. Alıp sadece resimlerine bakıyorlar. Pek fazla bir şey okunmuyor. O nedenle sırf okumayı ne yaşta olursa olsun şey yapmak için, aşılamak için bunu yaptık. Güzel bir şey yapmanın da huzurunu. Mesela ertesi hafta geldiğinde hanım ben başka bir kitap daha alabilir miyim diye sorduğumda, hı, demek oluyor ki ya okudu ya okuttu. Yani birisi okumuş anlatmıştır kendisini diye. Gurur duyduk. Mutlu olduk. Yani o mutluluğu, onların yaşadığı mutluluğu da biz farkına vararak mutlu olduk. Evet. Evet. Bu projeleriniz ilerleyen günlerde daha değişik bir şekilde. Bu şeyle, Gezen Atölyesi'yle ilgili daha başka bir şey söylemek istiyor musunuz? Dediğim gibi biz bunu aslında yolda yaptık. Tabii ki de geliştirerek aslında. Evet. Bunu yapmak, belki bir daha kapsamlı bir proje haline dönüştürmek, daha yazarak hani proje yazımı aşaması gibi yazarak bunu genişletmeye sadece ana kafamızda var. Kesinlikle, çünkü bu proje Gezan Atölyesi 5 yıllık bir sürdürülebilir bir çalışma. İşte ilk basamağı biz okullara gittik, çocuklarla beraber bir arada bulunduk. Pandemi girince durduk. Bu yıl Gezan Atölyesi farkındalık en büyük adımdır deyip Gezan Atölyesi okullara gitti. Yani adı hep Gezem Atölye olacak ama hep... Atölye, bu otobüs, bu van, her neyse. Evet. Nasıl tedarik edildi? Okul yani kendi heyecanlarımızda. Kendi heyecanlarımızda. Evet. Öğretmenler, arkadaşlarımız. Tabii. Ben, hepimiz. Esma hocamız. Refakatçi gibi yani, çalışanımız herkes. Mesela yani. Şimdi hangi fikirle gelse hiçbirimiz demedik. Aa, o da olur mu be? Hiç yani demeyiz. Destek oldu. Hepimiz de oldu. İşte o üstüne koyabiliriz. O çok önemli. Çünkü bazı yerlerde, bazı kurumlarda herhangi birisi bir fikir üretir, getirir. Der ki işte
bunu yapalım. Ya o da işi... Bu da büyük bir farkındalık, bir farklılık sizin için ki herkesin görüşüne, fikrine ve düşüncesine saygınız ve değer vermeniz sizi birlikte yürümeye. Aynen. Ki biz bu projeyi yapıyorken hiç basına vermediğimizi mesela konuştuk. Biz projeyi yaptık ama hiç basına vermedik. Nasıl olacak? Siz bizi aradınız ve siz bize teklif ettiniz. Hani aslında her şey taşlar yerine yerine oturup ulaşıyor. Niyet önemli. Hat bilmek önemli. Sınır önemli. Birliktelik önemli. Bütün herkesle çalışmak önemli. Yani bu atölyede refakatçi de çalışıyor, öğrenci de çalışıyor, öğretmen de çalışıyor. Aile, yeri geliyor aile çalışıyor. Şu an aileler açık değiliz ama herkesi açıyoruz. Yani Gezen Atölye Kalkan Yaşar Evi'ne de gitti. Gezen Atölye Güzel Yurt'taki Güzel Yurt gönüllerinin, iyilik gönüllerinin bulunduğu atölyede de bulundu. Yani dışarıdaki insanlarla da bir araya geldi. Gezen Atölye 2019 yılında, Ocak ayında İzmir Seferihisar'a gitti. Orada file yapmayı öğrendi. Öğrendikten sonra buraya getirip buradaki annelere öğretmek istedik. Belediye ile işbirliği içerisine girdik. Aslında Gezen Atölye'nin kolları çok uzun çok, ve her yıl başka bir şekilde kapsamlı karşımıza çıkıyor. Evet. Çok güzel. Peki el işi dedik, gün işi dedik, şu dedik, bu dedik ama bunları yapıyorsunuz da getirisi ne oluyor? Yani evet şey olarak insanları teşvik ediyorsunuz, okulları teşvik ediyorsunuz, öğrencilerinizi onore ediyorsunuz. Yani bir öğrenci, ben bile bir şiir yazdığımda derim ki yani o çok okunursa veya arifeden kullanan küpe sözler var, o çok okunuyorsa ben seviniyorum her nedense, sanki bir ödül almış gibi. Yani siz de bunları yapıyorsunuz ama getirisi ne oluyor size? Motivasyon. Önce ilk aklıma gelen motivasyon oldu. Çünkü bir ritim var. Ya yani. Tabii mesela şimdi çocuklar mesela şunu yapıp ortaya çıkardığında bunu ben yaptım. Diyor. Bunu ben yaptım. Yeterli. Bu aslında ne verir? Özgüven kazandırır en baştan. Yapabiliyorum, bir şey başarabiliyorum. Özgüven kazandırır. O zaman okuma yazmayı da çok kolay öğrenebilir mi diyor. Aynen. Aynı mantıkla ilerliyoruz aslında. Evet. Bence birinci basamak özgüven olabilir. Yani onlar öğrencilerin kazandırdığı. Göz koordinasyonu. Mesela çocuk yırtığını dikecek, işte çorabını dikecek. Yani gidip yeni çorap almasın ama kendi sökümünü diksin. Tamam. Göz koordinasyonu olması lazım. İğne iplik olması lazım. Nerede değişiyor? Atölyede. Evet. Yani bazen veriler şey olabiliyor. Yani çocuklara çok kurmacı veriler olabilir. Şunu ben yapayım, suyunu ben vereyim, yemeğini ben vereyim, üstünü. Ama burada, bu atölyede kendi işini kendin yapacaksın. Yani önlüğünü kendin giy. İşte onu kendin sil. Bir görev verme, görev bilinci alma. Bu da kazandıkları aslında. Yerine getirme. Sorumluluğunu yerine getirme. Evet. Sabretme. Bekleyin öğrenme. Kurmasını öğreniyor. Mesela bunu yapacağım, yapıştırıyor kurmasını, bekliyor. Ben yaptım diyor. Çok şey kazandırıyor. Biz bile gelip burada onlarla bu duygu içerisinde olduğumuzda biz bile diyoruz. İyi ki bunu yaptı, olmuş. İyi ki bu katkılar var. Ha, ne oluyor? Bu gittiğinde bundan gelen katkıyla ne olacak? Yeniden yün alınacak. Evet, yeniden boya alınacak. Yeniden çocuklar ağzını alınacak. Söylüyoruz yani. Hani biz bunları yapıyoruz. Bunları işte satışa çıkarıyoruz. Bunlardan tekrar gelenlerden yeniden malzeme alacağız. Yani onun bilincindeler. Orada işte biz bunları sergiliyoruz ya da diğer okullara götürüyoruz. Gelen işte maddi destekle oradan tekrar bu malzemelerden yani, alacağız. Öğrenci, çocuk, bunu yaptım. Kayboldu gitti demiyor. Kesinlikle bir getirisi olduğunu biliyor. Bir takdir gördüğünü. Nasıl? Önemli olan takdir. Sergide bile gelip bir yabancı bu işin önünde durup da bakıyorsa o öğrenci, o yapan öğrenci veya gururlanıyor zaten. Tabii canım. Teneffüste bildiğimiz biz teneffüste oturup ölüyor. Çünkü kime gidecek? Abi yaşına gidecek. O zaman daha hızlı yapmalıyım. Güzel şeyler ürettiğimizi düşünüyorum. Takılarımızı unuttuk. Takılarımızda. Boncuklarımızda takılarımız tasarımı var. Evet. Takılar çok güzel. Geçen defa geldiğimde onları gördüm. Gerçekten güzel bir emek veriliyor. Çok basit de olsa bir emek var. Bir gayret var, bir amaç var burada. Vallahi ben çok beğendim.
onlar için söylemek istediğiniz bir şey varsa. Aslında orada bileklikle yola çıktık. Bileklikle yola çıkmamızın nedeni de hani bu gezen atıyor dedik ya, tüm okullara gideceğiz. Hani her öğrenci bir bileklik alabilir. Hem onun için uygun olur hem de kullanması kolay olur. Ne yapabiliriz? Bileklik yapabiliriz dedik. Hani onlar gitsin, sergilensin. Kendine bir oradan bir bileklik alsın. İşte bu bilekliği oradaki bir öğrenci yaptı. O videoyu da izledikten sonra daha da etkili olacağını düşünerekten. Hem basit hem de akılda kalıcı bir şey olsun istedik. İşte gözünde duruyor. Evet. Bilekliği takıyorsun eline. Aynen. Baktığında şimdi ben burada bulurum diye takmadım. Yoksa benim çok bilekliğim vardı. Burada bulurum diye ama hepsini satmışsınız. Aldınız. Malzeme elimizde kalmadı. Kalmadı. Evet. Ama o çalışmamı da şunu destekliyor aslında, bir örüntü. Biz çocuklara örüntüyü öğretiyoruz. Örüntü kurmayı, örüntü ne getirecek? İşte Metin Hocam, iki siyah, bir beyaz. İki siyah, bir beyaz. Çocuk ne yapacak geçirirken? İki siyah, bir beyaz, iki siyah, bir beyaz. O örüntüyü bozmadan geçecek. Bu da bir beyin gelişmesi. Örüntüyü destekliyor ve tasarım hoşlarına da gidiyor aynı zamanda. Mutlaka. Evet. Ki tasarım kendi çekiyor. Hepsinin bileğinde bir bileklik var şu anda kendi yaptıkları. O da güzel bir şey. Metin Hocam tasarımları da kendileri yapıyor. Evet yani, tabii değil mi? Yani. Bu da önemli. Kendiler seçiyor. Evet, seçiyor. Hangi taşı nereye girecek, hangi iplik, ne renk iplik, hangi renkle uyum sağlayacak. Ben gerçekten bu yaptığınız çalışmaları takdirle karşılıyorum. Öyle ümit ediyorum ki bu çalışmalarınız ilerleyen günlerde daha da değişik şekil alarak, daha da büyüyerek, daha da güzel bir şekle girerek daha da çoğalacak. Yeni projeleriniz var mı? Yeni projeler, üretim konusunda diyebilirim. Hemen aslında bir proje olabilir mi bilmiyorum ama tabii serginiz de var. Daha ondan daha çok mesela burada işte takı dedik. Ayraç'la gittik. Önümüzdeki işte Mayıs gibi falan da yine sergimiz yapıp bu sefer daha ahşap boyama üzerinden gitmeyi planlıyoruz şu anda. Ekranlarda görünmüyor ama oradaki dolabın dizaynı, oradaki dolabın renkleri beni çok celbetti. Yani mavi, yeşil, efendim beyaz, menekşe, mor, her rengi, kırmızı, özellikle benim rengim kırmızı, her rengi kullanmışsınız ve her şey, onu görüntülerde vereceğiz. Her renk değişik bir çağrışım yaptırıyor insana. O şeyi, dolabın şeyini de çocuklar mı yaptı? Metin Hocam, ondan önce dolap var. Daha önce burada çalışan hocamızın tasarımı. Ve eski bir gardırop gibi. Aslında malzeme, eski, biz bu eski malzemeyi boyayarak yeniden bu odaya kazandırdık. O bir dekopaj sistemi ve sütü böyle yapıyor. Bir teknik aslında. Teknikle geliştirilmiş. Hani atmayalım, kullanalım. Daha güzel hale getirelim ve görüntü olarak da güzel gözüksün. Cezbedici olsun. İnsan sevdiği yeri güzelleştirdiği zaman mutlaka, mutlu olur. Mutlaka. Yeni projeler deyince aslında bizim ilk yaptığımız yardımla beraber diz battaniyesi bu bir projemiz olacak. Bunu hem diz battaniyesi hem şal olarak hem de belki geliştirebilirsek tuvalet halısı yapabiliriz. Paspas şeklinde olabilir. Daha böyle kılçıklı kullanarak paspasa dönüştürebiliriz. Yatak örtüsü yapabiliriz. Bu şekilde gidecek. Belki farkımız ile projemizin devamı olan atölye bizi file yapmaya devam ederiz. Çünkü bir de o atölyemiz var, file. Evet. İşte bez, çanta yapma, atık ipliklerle, atık malzemelerle. Bu şekilde projelerimizi devam ettireceğimizi düşünüyoruz. Evet, birlikte olduğumuz sürece ve kararlılıkla mutlaka daha ilerleyen günlerde daha çok üretimle, daha çok insanımıza ulaşmayı başaracaksınız. Buna inanıyorum. İnşallah. Size genç çalışanlar olarak, eğitimciler olarak da ben şahsen güveniyorum bir program yapımcısı olarak ve başarılar diliyorum. Özellikle yokluk içinde başladınız. Şimdi az çok dışarıda bahçede gördüğüm ağaçlar, efendim masalar, sandalyeler,
İlk geldiğim günden 5 yıl oldu. Daha önce de gelmiştim. İlk geldiğim 5 yıl önceydi. Gayet şeyler yani ne bileyim daha düzgün bir ortam, daha iç açıcı bir atmosfer var. Bunu da tabii ki koordineli çalışmanın neticesi olarak diye görüyorum. Evet sevgili Esma İnici, son olarak insanımıza, öğrencilerimize, bizi izleyenlere son öneriniz, son şeyiniz, ilerleyen günlerde yine birlikte program yapacağız diye düşünüyorum. Ama son olarak bu programda neler demek istersiniz, neler söylemek istersiniz? İnsan sevdiği işi yapsın hep diyoruz ama sevemezsek bile sevmek için bir bahane bulmamız lazım diye düşünüyorum. Yani vardır, biz göremiyoruzdur belki. Sevmek için sevmek bahane gerek diyorsunuz. Sevmek için bahane gerek diyorum ben. Çok güzel bir tanışma. Evet. Bu benim için önemli ve değerli. Bir de ürettiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Yani oturup dedikodu yapmaktansa, insanın böyle iliştirmektense çok sevmediğim bir şey. Bir şeyler üretin, bir şeyler yapın, onu anlatın, yenilik anlatın. Bana ne katkın var? Bana vereceğim ne? Hani diyoruz üzerimize baka baka kayırır. Herkes herkesten bir şey öğrenir. Güzellikleri donatırsak kendimizde biz de karşıya güzellik veririz. Mutlaka. Şimdi sevmek için bahane bulalım. Mutlaka bulalım. Bitiriyorum. Evet. Sevmeyi sevelim en önemlisi. Hı-hı. Şimdi komşuya macun yapmayı, bizim macun kültürümüz var, bunu biliyorsunuz herhalde. Komşuya macun yapmayı macun vereceğimize, bir kavanoz macun vereceğimize ki bizim orada macun yapan insanlar böyle yapamayanlara veriyor benim gibi. macun vereceğine daha iyisini, en iyisi macun yapmayı öğretsinler diyorum. Evet sevgili Mehtap Hocam. Güzel Ankara'dan geldiniz, güzel Kıbrıs'ımızda demir attınız. Böyle güzel bir yere düştüğünüze inanıyorum. Evet, neler diyeceksiniz, izleyenlerimize ne tavsiye edersiniz? Evde oturan kadınlarımız da olabilir, çalışmayan insanımız da olabilir. Şu veya bu nedenden çalışmayan insanımız olur ama ot gibi böyle bahçede oturmaktansa ne yapmasını önerirsiniz? Ya Kıbrıs gibi bir imkanınız varsa bahçe işleri bence çok iyi olabilir. En güzeli olabilir. İkinci olarak belki dünyanın bu gittiği yerde biliyorsunuz artık dünya bizim çöpümüzü kaldıramaz hale geldi. Bu noktada mesela geri dönüşüm yapmayı çok önemli, evet. Kesinlikle yapabilirler. Aslında o kadar güzel videolar da var internette izleyip yapabilecekler. Yani çöplerimizi en az seviyeye indirip onları değerlendirip bir kutu yapabilir. Kendine bu kutulardan belki yapabilir. Başka şeyler yapabilir. En zevklisi ve en anlamlısı bu olabilir diye düşünüyorum ben. Sen onu söyleyince aklıma ayı patladı zaman paylaşmayı falan. Abla diyorum artık. Estağfurullah. İsviçre'deydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bulaşık ilacı kabı bittikten sonra kabıyla gidiyorlar markete ve ilaç dolum tesisi var. Marketin içinde dolduruyorsun ve geri alıyorsun. Yani atık, sıfır atık projesi. Evet. Bu ekranlarla da aslında bir mesaj vermek istiyoruz. Neden Kıbrıs'ta da olmasın? Neden kağıtlar, neden geri dönüşüm, daha fazla bir geri dönüşüm yapmayalım? Biz dünyamızı koruyacağız ki gelecek nesillere verelim. Aslında sadece bir yer, ya bu da çok önemli. Başka evet bir belediyede başkaları da yapmalı ama biz kendimiz de buna destek vermeliyiz ki işler yürüyebilsin. Evet sevgili Mehtapcığım, az önce bu çok yani atık olması gereken bir şey de yapıldı dediniz. Bana da bir çağrışım hatırlattınız. Benim bir arkadaşım vardı, böyle hırkalar, ceketler, efendim hatta iç çamaşırları bile, böyle tişörtleri falan giyilmeyecek bir duruma geldiğinde yuvarlak şekilde keser, dört köşe veya dikdörtgen şeklinde keser, kenarını teller, güzel bir dantelcik yapar, arkadaşlarına hediye verirdi. Yani satmak değil, arkadaşlarına hediye verirdi. Yeter, atılmasın. Evet, yani bu tişörtü veya bu atleti ben çöpe atmaktansa derdi,
keserdi değişik şekillerde. Hatta bazı sonun ucuna güzel güzel böyle şeyler, danteller takarak, eski yastık başlıklarından şundan bundan sökerek, kullanılmıyor artık o. Onu şey yapar, değerlendirir, masa sonunun üstüne koyardı. Bu arkadaşımızı kanserden kaybettik, Allah rahmet eylesin. Evet, çok değerli bir dostumuzdu, arkadaşımızdı. Kansere yakalandığı dönemde bile bu işi yapıyordu ve her kim misafirliğe giderse ona takdim ediyordu, veriyor mutlaka. Bir şeyler veriyordu bu yaptığı işlerden. Ben onu çağırışım yaptırdı bana bu elimizdeki kitap ayracının görüntüsü. Allah hepimize güzel duygularla güzel işler yapmayı nasip etsin diyorum. Ben önce sevgili Esma ve sevgili Mehtaba çok teşekkür ediyorum. Farkındalık programına güzel bir farkındalık getirdiniz. Güzel bir farkındalıkla insanlarımıza, çocuklarımıza, dostlarımıza güzel mesajlar verdiniz. Bu arada çok sevgili Kanal T Farkındayız programının hep kahrını çeken sevgili Duygu Tamaca, çok sevdiğim dostlarım ve beni her zaman sponsor olarak destekleyen Aydın Hasan Hanım'a, beni kırmayıp programıma gelenlere, programımı izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yeşil Yurt'tan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Umarım Londra'dan veya dünyanın neresinden olursa olsun gelen herkes bu merkezi gelip ziyaret etmiş olur, katkısı olmuş olur ve bizlerin de bir izi buralarda olmuş olur. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya yeni bir programda yeni konuklarla yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.